Abi bildirim gelmiyor sıkıntı var bir yerde. Youtube'a gidip dosko yazmadan canlı yayın olup olmadığını göremiyorsun. Canlı yayın net bir günleri olsun bence. İstisna durumlar hariç. Hadi evet, bir program çıkarmam lazım. Şu uykumu bir dediğim gibi düzgün bir şeye sokayım da. Bir düzene sokayım da ondan sonra çözeyim yani. Aa, Youtube zil açık olmasına rağmen bildirim yollamıyor. Discord'dan gördüm yayın olduğunu. Olur öyle. Yapacak bir şey yok. Youtube'un e, nasıl işlediğini, kime ne bildirim gönderdiğini bilmiyoruz. Niye inatla bir algoritma var? Onu da bilmiyorum bu arada. Hani bir insan abone olduğu bir kanalda yeni bir içerik yüklenince bundan hani haberdar olmak için abone olmasına rağmen e, YouTube bazen o insanın o içerikten haberdar olması gerekmediğine karar veriyor kendi başına. Peki bu adam bu insana niye abone diye sorduğun zaman da sana mantıklı bir cevap veremiyor. E, ya saçmalık yani abonelik sistemi en baştan zaten o yüzden bana saçmalık gibi geliyor. Sen bir kanala aboneysen ve o kanalın bildirimi sana gelmiyorsa yani zaten niye abonelik diye bir şey var değil mi? Abonenin amacı malum o bildirim gelmesi sana ama işte YouTube'un algoritması dediğim gibi hani yapamadığından değil yapmadığından sadece direkt belli başlı insanların daha öne çıkması ve belli başlıların belli geriye düşmesi gerektiğine karar verdiği için YouTube'un içerisinde de kendince bir kas sistemi olduğundan dolayı böyle oluyor yapacak bir şey yok böyle oluyor. YouTube kapansa ne yaparsın? Ayvayı yerim. <laughs> GT6 sandığımız kadar büyük değil haberi Enis yapmıştı. Dün chat'te görememiştin ama. Yok onu Enis yapmamış. O haberi zaten Jason, Schreider Jason Schreier yap Jason Snyder yapmış. Kota kota. Ee, oradan e, okudum daha sonra ben de haberi. Ama tam olarak yani küçük bir oyun değilmiş. Ve daha çok geliştirme aşamasının çok başında olan bir oyundan bahsediyoruz bu arada. GTA aldığı dediğimiz şey geliştirme aşamasının çok başında bir oyun ve daha projenin ileride neye dönüşeceğini kimse bilmiyor şu an için. O yüzden acele şey yapıp ee, gaza gelip mantıklı. Ne olacak? Ne olacak? Şeyine girmeye gerek yok. Moduna girmeye gerek yok. Haberi Enis mi yapmış? Adamın Rockstar'da ajanları mı var? Ya yani Enis video şey, Türkçe Türkçe çevirmiş haberi. Jason Schreier'ın haberini almış, Türkçe çevirmiş, video yapmış. Benim anladığım kadarıyla olay o. Yani haber aslen Kotaku'dan. Jason Schreier'dan yani o aslen haber. Ee, Jason Schreier diyorsa doğrudur bu arada. Onu söyleyeyim. Şu anki aşamada yapılan oyun... E, Red Dead Redemption 2 büyüklüğünde bir oyun değil. Daha ortalama... Yani büyüklük olarak daha orta büyüklükte bir oyun yaptıklarını söylüyorlar. Ama Artıklı. söylenen tek şey bu. Şu an yani içeriğini bilmiyoruz oyunun. Ve Jason, aynı zamanda şeyi belirtmiş Jason Schreier yani. Şu an daha çok erken seviyelerdeyiz. Çok erken aşamalardayız. GLT 6 ile alakalı. Yani henüz bununla alakalı bir bilgi vermek için çok erken. Ama şu anda proje aşamasında, planlama aşamasında olan oyun şey değil. Treddem şimdi iki büyüklüğünde bir oyun değil diyorlar. Olay bu. Haberi bu, alınan haber bu. Enes'in videosunu izlemedim hayır. Ee, geçen Twitch'e girdim. Gerçekten bazı insanların aldığı nefes israf bu kadar salakça yayınlar ve bince hayret verici popüler olmak uğruna yapılanlar. Şimdi, vallahi Twitch'ten hep nefret ettim. Hala nefret etmeye devam ediyorum. Kurtulduğum için çok mutluyum. Bir gün fırsatım olsa, bu kadar çok param alsa Twitch satın alır ve kapatırım. Ama Amazon'una kimse baş edemez şu an dünyada. Niye ya? Ben de Twitch'te aktif olmaya başladım. Abi ben sevmiyorum Twitch ortamını. Twitch'in Twitch gibi davranmaması, yani Twitch'in Twitch, in, Twitch in internet gibi davranmaması canımı sıkıyor yani. Sanki şu an mainstream entertainment şeyi gibi Twitch böyle oradaki insanların o kendi aralarındaki birbirlerine at, saldırmaları, birbirlerine laf atmaları böyle garip bir magazin ortamı ortaya çıkmış olması. Nefret ediyorum yani internet bunun için olmamalı. Televizyona çevirdiler Twitch'i. Hani canımı sıkan nokta o. Twitch'i televizyona çevirdiler. Ya Twitch magazin midir abi ya internet magazin midir? Bunun üzerine mi gitmeli her şey ya? O ona ne demiş, bu buna bilmem ne laf atmış. O canlı yayında bunun videosunu izlemiş, görmüş. O buna şunu demiş, o buna bunu demiş falan. Bu mudur yani? Bu mudur abi? Ya verilmesi gereken şey bu mudur insanlara gerçekten? Yani biz bunlardan kaçmak için gelmedik mi buraya? Televizyon bunlarla dolu olduğu için kaçıp gelmedik mi internete? O yüzden interneti ana platformumuz haline getirmedik mi? Niye orayı da şeye çevirdiler, televizyona çevirdiler. Niye yani? İnsanlar niye bunu istiyor? İnsanlar niye drama peşinde koşuyor? Anlamıyorum, anlamıyorum. Yani sonuç olarak kaçıp geldiğimiz yerde boka döndü ve bunun bir tanesi de maalesef Twitch. Twitch yani. Magazine dönmesinin sebebi oyun izlenmiyor. Tamam da o Twitch oyun için yani açılan bir siteydi işte. Yani benim canımı sıkan nokta o oyun için açılmıştı. Oyun kültürü üzerineydi hani ne hale geldik. Hani oyun üzerineydi. Olayın elebaşı Talha ile davası olan diye hatırlayabiliriz. Dost oyunuyla ile de sohbet için yayın açman garip geliyor. Daha doğrusu sohbet ağırlıklı yayınlar. Sohbet ağırlıklı yayınlar daha çok izleniyor. Bu kadar basit. <laughs> o yüzden. Yani bu o yüzden yayın tamamen. Ha, bana da daha rahat geliyor. Oyun oynarken sohbete bakamıyorum. Sohbete bakamayınca insanlara gıcık oluyorlar. Yani bu sefer kendi aralarında muhabbet dönüyor. Bu sefer ben canlı yayındaymış gibi hissetmiyorum kendimi. Çok anlamsız bir yere doğru gidiyoruz. Neden yani Twitch'te yayın yapmıyorsun? Orada olsaydın daha iyi para kazanmaz mıydın? Ee, kazanmazdım Oğuz Bayan. Ben yani Aralık ayına kadar zaten Twitch'teydim. 2017'den beri Twitch'teydim. Twitch'te beni 200 kişi izliyordu. Burada şu an beni 2000 kişi izliyor. Aradaki farka bakmanı tavsiye ederim yani. daha iyi para kazanmıyorum Twitch'te kesinlikle.